Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar dilerim herkese öncelikle. Önemli duyuru diye bir başlık attık. Konumuzun başlığı arkadaşlar, koronavirüs aşısı hakkında. Geçtiğimiz günlerde virüs aşısı ortaya çıktı arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı şöyle bir açıklamada bulundu. Zorunluluğun olmadığına dair bir söz söylemişti. Ama tabii ki bu esneklik, bu durum sadece başlangıçta olacaktı arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda artık aşının zorunluluğu gelmeye başladı arkadaşlar. Toplumsal olarak düşünürsek sinemaya gidenler, maçlara gidenler, işe girenler artık aşı zorunluluğu geldi. Önemli olan aşıyı yaptırmak ve aşı yaptırdığınıza dair de belgeniz olması lazım. Yani telefon yoluyla, mesaj yoluyla bunlar zaten gösterilir filan. Şimdi askerlere zorunluluk geliyor arkadaşlar. Bir son dakika haberi aldık. Askerlere zorunluluk geliyor. İlk önce zorunluluk askerlere, yani sözleşmeli ellere gelecek. Ondan sonra da uzman çavuşlara ve subaylara, as subaylara, yani tüm kıdemlere bu zorunluluk gelecek arkadaşlar. Zaten şu anda askerliğini yapmak için, vatanı görevini yapmak için 6 aylığına giden askere gidenlere bir zorunluluk gelmeye başladı arkadaşlar. Ağustos 2021 sınıflandırma dönemine ilişkin duyuru. Evet arkadaşlar, zorunluluk gelmeye başlıyor. Biz zaten bunu önceden de söylemiştik. Sağlık Bakanlığı'nca COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamalarına başlanmıştır. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülerin gerek kendilerinin gerekse toplumsal sağlığının korunmasının temin maksatıyla en kısa süre içinde aşıların yaptırılarak birliklerine katılış yapmalarına önem arz edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar, böyle bir bilgi paylaşıldıysa yakında zorunluluk gelecektir. Tabii ki ilk süreçlerde kimseye zorunluluk diye bir şey söylemezler arkadaşlar. Hani yani bir virüs aşısı çıktığı zaman hani kimseye zorunluluk getiremezler. İlk başlarda önemli rica ederler, önemli bir şekilde söylerler bunları. Daha sonradan arkadaşlar aşının yapılmasını dile getirirler. Sonradan da zorunluluk esasını dile getirirler arkadaşlar. Yani ilk önce askerlere geldi bu zorunluluk yasası arkadaşlar. Yani merak etmeyin, illaki gelecektir. Askere giden, ilk 6 ayını yapan asker kardeşlerimize böyle bir zorunluluk geldi arkadaşlar. Yani Ağustos çelbine gidecek kardeşlerimiz aşısını yaptırıp öyle gitmesi lazım. Ve şu anda sözleşmeli ele gidecek, eğitime gidecek kardeşlerimiz Temmuz aylarında, yani 2021 yılının ikinci alımının A grubu şimdilik eğitime gidecek. A grubunu aşısını yaptırsınlar arkadaşlar. Hani orada sıkıntı yaşarsınız. Yani bu süreçler bu şekilde başlar dediğimiz gibi. Aşınızı yaptırın arkadaşlar. Sözleşmeli ellerden bahsediyorum. Aşınızı yaptırın. Oradayken sonra sıkıntıya düşmeyin. Bu sadece sözleşmeli eller için de geçerli değil. Uzman çavuşlar için de geçerli. Asubaylar için de geçerli. Subaylar için de geçerli. Yani tüm kıdemlere bu zorunluluk gelecek arkadaşlar. Sadece askerlerle ilgili değil bu zorunluluk. Şöyle bir yasa da gelecek. Böyle bir zorunluluk da gelecek. Artık konsere gidenler, sinemaya gidenler, maça gidenler aşısını yaptırıp gidecek arkadaşlar. Böyle bir zorunluluk yasası da gelmeye başladı. Her şey yavaştan başlıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık zorunluluk yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk önce sinemaya gidenler, maça gidenler, konsere gidenler, normalleşme süreci başladığı için ilk şart olarak zorunluluk yasası gelecek. Aşı olanlar gidecek, aşı olmayanlar gitmeyecek. Ve arkadaşlar, ardından 6 aylık askerliğini yapmak için, vatanı görevini yapmak için gidenlere de zorunluluk geldi. Ve ondan sonra artık sözleşmeli ellere, subaylara, rütbelilere de gelecektir arkadaşlar yani. Hani bu işin kaçarı yoktur maalesef. Yaptırırsak bazı şeylerden yararlanacağız. Yaptırmazsak bazı bir takım şeyler kısıtlanacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi bu zorunluluk yasası gelecek arkadaşlar. Sizler de önleminizi alın, aşınızı yaptırın. Önemli duyurum buydu arkadaşlar. Herkes hani önemli duyuru değildir diye düşünmesin. Gerçekten bu önemli duyuru arkadaşlar. Aşı yaptırmayanlar oraya gittiği zaman sıkıntı olacak. Yani eve bile gönderilebilir. Sözleşmeli ellerden bahsediyorum. Askerler ise biraz sıkıntı yaşayabilirler.